Üçüncü sınıf okuma becerileri, ekolojik ayak izi. Ekolojik ayak izimiz kaç numara? Toprakta ya da karda yürürken ayağımızın büyüklüğü kadar bir ayak izi bırakırız. Buna benzer bir şekilde günlük yaşamımızda tükettiğimiz su ve enerji ölçüsünde yeryüzünde de bir iz bırakırız. Çok su tüketiyor, çok yolculuk yapıyor, çok fazla yiyip içiyor ve çok elektrik harcıyorsak ekolojik ayak izimiz de o ölçüde büyük olur. Ekolojik ayak izimizi aslında yaşam tarzımız belirler. Ne yazık ki günümüzde çok sayıda insan ihtiyacından daha fazla tüketiyor ve arkasında kendi boyuna büyük bir ekolojik ayak izleri bırakıyor. İşte ekolojik ayak izimizi küçültmenin birkaç basit yolu demiş. Gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri alın. Her yıl cep telefonu değiştirmek, çıkan her teknolojik aleti eve toplamak, giysileri bir iki kez giyip yenisini almak doğal dengeyi olumsuz etkiler. Hepsinin üretimi için çok fazla enerji gerekiyor ve bu da dünyamızı yoruyor. Bu nedenle eşyalarınızı ve cihazlarınızı olabildiğince uzun süre kullanmanız dünyamız için en iyisi. Isınmak ve serinlemek için daha az enerji harcayın. Yazın pencereleri açmak, kışın da biraz kalınca giyinmek hem masrafları azaltır hem de dünyayı kurtarır. Ayrıca çok sıcak ve uzun bir banyo yerine ılık ve kısa bir duşu tercih edebilirsiniz. Daha az işlem görmüş, yerel olarak üretilen ve mevsimindeki yiyecekleri tüketin. Yiyeceklerin taşınması, saklanması, soframıza gelene kadar birçok aşamadan geçmesi daha çok enerji ve kaynak tüketir. Olabildiğince yöresel ürünleri tüketmek, hatta kendi sebze ve meyvenizi yetiştirmek daha iyisidir. Toplu taşımayı ve yürümeyi tercih edin. Zorun olmadıkça özel araç kullanmayın, yürümeyi ve bisikleti tercih edin. Böylesi hem daha sağlıklı hem daha çevreci. Şarj aletlerini prizde bırakmayın. Basit bir şey gibi görünse de bu önlem çok etkilidir. Bilgisayar, televizyon, cep telefonu ya da başka bir elektronik aygıt çalışmıyorsa prizde bırakmayın diyor. Yani telefon takılı olmasa bile enerji tüketmeye devam ediyor diyor. En önemlisi, tüm bunları çevrenizdekilere anlatın. Arkadaşlarınıza, ama özellikle büyüklerinize durumun ne kadar ciddi olduğunu anlatın. Onları da ekolojik ayak izlerini küçültmeye davet edin. Yüreklendirin. Kullanmadığınız zaman bilgisayarı ve ışıkları kapatır. Duşta gereksiz yere uzun süre kalmaz. Araba yerine bisikleti ya da yürüyüşü yeğler. Yörenizin yiyeceklerini tüketmeyi ve sağlıklı beslenmeyi tercih ederseniz ekolojik ayak iziniz de giderek küçülür. Bu basit ama etkili önlemler sayesinde biricik dünyamızda hepimize yeter demiş. Hemen sorulara geçelim. Ekolojik ayak izimizin büyümesine neden olan durumlar nelerdir? Uygun olan bütün seçenekleri işaretleyin demiş. Su tüketimini artırmak, sağlıklı az işlenmiş gıdalar tüketmek, gereksiz yere elektrik harcamak, toplu taşıma kullanarak seyahat etmek. Bu ikisini işaretleyebiliriz. Ekolojik ayak izini küçültmek isteyen biri yaz mevsiminde serinlemek, kış mevsiminde ısınmak için aşağıdaki tabloda verilen ifadelerden hangilerini yapmalıdır diye soruyor. Odasının penceresini açarak odasını havalandırmalı yaz mevsiminde. Evindeki klimayı çalıştırmalı. Hayır. İnce pamuklu giysiler tercih etmeli. Evet. Odasında bulunan vantilatörü çalıştırmalı. Hayır. Dolabından mevsimine uygun kalın günlü giysiler, tabii ki ne zaman, kış mevsiminde. Evde bulunan kaloriferin ısı derecesini yükseltmeli. Hayır. Odasında ısıtıcı kullanmalı. Hayır. Şarjı dolan elektronik cihazlarla ilgili uygulanması gereken ilk adım nedir? Şarj aletini prizden çıkarmalıyız.
aletini prizden çıkarmak. Şeklinde yazabiliriz. Büyüklerinizin de ekolojik ayak izlerini küçültmeleri için onlara ne gibi önlemler sunarsınız? Kullanmadığımızda bilgisayarı kapatmak. Toplu taşıma kullanmak. Işıkları kapatmak. Bisiklet kullanmak. Veya yürümek diyelim. Şeklinde belirtebiliriz.